Merhabalar arkadaşlar. Asus ve Nvidia'nın bize göndermiş olduğu bir büyük bir kutumuz var elimizde. Bundan önceki videoda birazcık bahsetmiştim o da vlogumda. Şimdi gelin içinde ne var? Hepsine detaylı bir şekilde bakalım. Kapağını bir... Bu koskocaman güzel bir yastığımız var. Bir çantamız var. Açabiliyor muyum hiç? Asus. Beşiktaş atkısı yok, Asus atkısı var. Tişörtümüz var. Stickerlarımız, not defterimiz. Maske sanırım. Mousepad göndermişler, bunlardan 25 tane çekişte verdik. Ve son olarak kutuyla beraber geliyor. Namuslu. 3080 TUF. Asus 3080 TUF. Evet arkadaşlar, burada toplamda 3 tane fanı var. Birbirinden bağımsız çalışan sanırım. Şu ikisi sağa doğru dönerken bu da sola doğru dönüyor. Buradaki hava akışını sağlamak için Asus böyle bir konsept yapmış. Soğutması daha güçlü oluyor. Şimdi bilgisayara tak, bunu test edeceğiz. Şöyle bir ekran kartını göstereyim. Görünüşünü. Chipsetini. Şu yan tarafında da LED tarafı var. Şurada ışıklandırması. Çok tatlı gözüküyor. Hadi gelin performansına bakalım. Asus TUF 3080 seride ekran kartımızı taktık, yerleştirdik. Anakartımı da değiştirdim ben bu arada. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet arkadaşlar, sistemimiz şu anda çalıştı. Ekran kartını da burada görebilirsiniz. Şu anda çalışır vaziyette. Hadi gelin birazcık da teknik detaylarına geçelim. En önemlisi RTX, ondan sonrasında DLSS ve Nvidia Reflex teknolojisi burada geliyor. Bu ekran kartının soğutmasını yaklaşık bir buçuk haftadır falan test ediyorum PUBG üzerinde. Ekran kartı gayet iyi soğutuyor. Zaten fanlarından da bahsetmiştik. Dilerseniz ki videolara geçelim. Evet arkadaşlar, size ilk olarak RTX teknolojisinden bir tekrardan bahsedeceğim. RTX teknolojisi yani Ray Tracing, ışın izleme. Yani gerçek dünyada ışığın ne şekilde hareket ettiğini göz önünde bulundurarak bir sahnenin görüntüsünü çizen ve bir grafik oluşturma yöntemi. Mesela güneşten çıkan bir ışığın tüm yansımalarının ışınlarını takip ediyor ve herhangi bir aynada yansıtıp onun oyun içerisindeki grafiklerde gerçekçiliğini kazandırıyor. Bu teknoloji oyunlarda gerçekçilik arayan arkadaşlar için birebirdir. Bu teknoloji Nvidia tarafından yapılmış ve RTX yani Ray Tracing teknolojisi olarak adlandırılıyor. Evet, Nvidia'nın ikinci teknolojisi olan DLSS teknolojisi. Derin öğrenme süper örnekleme teknolojisi. Bu ne anlama geliyor? Derin öğrenme süper teknolojisi, düşük çözünürlükte oynadığınız bir oyunun görüntünün yüksek çözünürlüklere görüntüsüne benzeyen bir görüntüsünü oluşturuyor. Sadece bu Nvidia'nın 2000 ve 3000 serilerinde DLSS teknolojisi var ve DLSS 2.0 diye geçiyor. Kısacası bu özellik oyunlarda grafik işlemcisine yük olmadan oynadığınız oyunu daha yüksek çözünürlükte ve yapay görüntülerle oynuyor. Bunun için de yapay zeka ve makine öğrenimi kullanıyor. Bu sayede oyunlarda yüksek performans ve FPS değerine ulaşabiliyorsunuz. DLSS kapalıyken FPS'imiz düşük ve ekran bulanık. Ancak DLSS'i açtıktan sonra FPS'imiz yaklaşık %40'lara kadar bir artış göstermiş ve ayrıyetten de görüntü Nvidia'nın yapay teknolojisi sayesinde daha kaliteli gözüküyor. Evet arkadaşlar, Nvidia'nın son teknolojisi olan RTX 3000 serisiyle birlikte gelen ve sadece bu ekran kartında çalışan bir özellik. Oyun geliştirdiğinin görüntü işleme gecikmesini azaltıp ölçmesine yarayan bir API kümesi. Oyunla doğrudan entegre olan refleks düşük gecikme modu, görüntü oluşturmanın tam zamanda tamamlanması için oyun motoruyla direkt uyum sağlıyor. GPU'nun görüntü oluşturma görevindeki iş kuyruğundaki yükü ortadan kaldırıyor ve CPU'nun da yükünü azaltıyor. Bu sayede gecikme süresini azaltma konusunda Nvidia Ultra düşük gecikme modu örneğindeki gibi yalnızca sürücüyle çalışan mevcut yazılımsal teknolojilere kıyasla daha etkili bir performans elde ediyorsun. 3080 serisine özel bir başka teknolojiden daha size bahsedeceğim. Bu teknoloji yayıncıları yakından ilgilendiriyor. Bu teknolojide bulunduğunuz ortamdaki elektrik süpürgesi, çalışan herhangi bir hışırtı sesleri, dışarıda olan tadilat sesleri, bunların hepsini engelleyip sadece sizin sesinizi yayına aktarabildiğiniz bir teknolojiden bahsediyorum. Evet, size bu teknolojiyi arasındaki farkı göstermek için böyle bir örnek hazırlamış Nvidia. Şimdi size gürültü engelleme modu kapalıyken ki sesi dinleteceğim. Hi there.
This is a test message with air conditioning in the background. Şu ana kadar dinlediğinizde arka fonda çok fazla ses vardı. Şimdi görüntü engelleme modunu aktif edelim ve şimdi dinleyelim. Hi there. This is a test message with air conditioning in the background. Normally it'd be difficult to carry a conversation with someone as a result of this background noise. But duyduğunuz üzere sesi açtığınızda sadece mikrofondan sizin sesiniz yayına aktarılıyor ve arka planda olan hiçbir ses yayına gitmiyor. Bu teknolojinin aynısı da kamerada da var. Bu kamera teknolojisi daha önce de bildiğiniz üzere bir green screen, yani yeşil perdeyle bu teknolojiyi yapıyorlardı. Arkaya yeşil perde indiriyorlardı ve öyle arka planı kapatıyorlardı. Ama Nvidia'da ekran kartlarında artık buna gerek yok ve tek tuşla direkt bütün hepsini kaldırabiliyorsunuz. Sadece siz ve geriye koltuk kalıyor. Yani ekran kartının özellikleri say say bitmiyor. Bu ise benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Evet arkadaşlar, Asus ekran kartlarında da Asus GPU Tweak 2 programıyla da overclock yapıp performansını arttırabilirsiniz. Fanların hızını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ekran kartının özelliklerini kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Yaklaşık 1-1,5 haftadır falan ekran kartını kullanıyorum, deneyimliyorum. Performansından ve kalitesinden gayet memnunum. Asus ve Nvidia ailesine çok teşekkür ederiz bu ekran kartını bize gönderdiği için. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.